Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, cüz cüz Kur'an'ı tanıyalım dersimizde. İnşallah bugün 26. cüzde hangi ayetler ve sureler var? Özet bir şekilde anlamaya, kavramaya çalışacağız. Elbette bu anlattıklarımız Kur'an'ı anlama noktasında yeterli değildir. Ama karınca kaderince bir adımdır. Bazı ayetleri tefekkür etme, Kur'an'ın genel muhtevasını anlama noktasında bir adımdır. Rabbim kabul buyursun yapılan bu çalışmaları. Bereketli eylesin. Sizlere de teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve takip ettiğinizden dolayı. Kıymetli dostlar, dedik ki bu yeterli değildir. Peki hocam ne yapmamız lazım? kendimiz de okumamız lazım. Yani sadece radyodan dinleyerek, sadece internetten dinleyerek yetinmeyin. Siz kendiniz de okuyun. Allah'ın kitabını mealden, tefsirden okumaya gayret gösterin kıymetli dostlar. Bu surede 26. surede bir önceki dersimizde nerede kalmıştık? Casiye suresinin 33. ayetinde. Buradan itibaren Casiye suresini bitireceğiz inşallah. Daha sonra Ahkaf Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı bu surede inşallah özet bir şekilde anlatacağız. Ve Zariyat suresinin 30. ayeti kerimesine kadar gelmiş olacağız. Yani bu cüzde baya bir sure var. Ahkaf suresi var. İşte Casiye suresinden Zariyat suresinden bir bölüm var. Muhammed suresi tamamı var. Fetih suresinin tamamı. Hucurat ve Kaf suresinin tamamı var. Özet bir halinde inşallah işlemeye gayret gösterelim. Ahkaf suresi kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'de. Başta şunu hatırladım, hatırladım yanlışlık olmasın. Bir önceki dersimizde Casiye suresinde 33. ayette kalmıştık. Onu tamamlayalım. Yani son ayetlerde 38'e doğru bu ayetlerde Yüce Rabbimiz ahiret gününe iman etmeyenlerin durumundan ve Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsederek ayet-i kerime sure bitiyor. Ahkaf suresi Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. 35 ayettir. Ahkaf tüm tepeleri demektir. Kum tepeleri. Ahkaf ne demek? Kum tepeleri. Burada Hazreti Hud'un kavminin yani at kavmi yaşadığı yer kastedilmiştir. Genel hatlarıyla surede Hevamim olarak bilinen surelerin sonuncusudur. Yani Hamim diye başlayan surelerin sonuncusu şirkin çıkmaz bir yol olduğu vurgulanıyor. Allahu Teala'dan başka yaratıcı olmadığı ve ahirette şirk koşulan şeylerin kendilerine ibadet eden kimselere fayda vermeyeceğinden Yüce Rabbimiz bahsederek sure başlıyor. 1 ila 8. ayetler arasında Kur'an'ın Allahu Teala tarafından indirilmiş olduğundan inançsızların kendilerine verilen öğütlerden yüz çevirdiğinden Yüce Rabbimiz bahsediyor. Bakın son surelerde farkındaysanız hep Rabbimiz Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğu bunda asla şek ve şüphenin olmayacağını çokça beyan ediyor. O zaman Kur'an'a Sünnete sımsıkı sarılmalıyız. Allah'ın kelamına ve yüce Rabbimizin bize rol model olarak gönderdiği, bize üsvetün hasene en güzel örnek olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tanımalıyız. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmalıyız. Temel ölçümüz bu olmalı. Temel ölçümüz filanca insanlar, filanca kişiler değil. Allah'ın kitabı ve Rasulü'nün aleyhissalatu vesselam'ın kıymetli dostlar sünneti olacak. 9 ila 14. ayetler arasında Peygamber Efendimizin ilk peygamber olmadığı, ondan önce de birçok peygamberin geldiği, kafirlerin kendi akıllarını beğenerek eğer bu dinde bir hayır olsaydı biz iman etme önceliğini kimseye kaptırmazdık dedikleri ve istikamet üzerine olanlara bir korku ve hüzün olmayacağı bu ayetlerde kardeşlerim Yüce Rabbimiz tarafından anlatılıyor. Daha sonra gelen ayetlerde Ad kavmine gönderilen Hazreti Hud'un mücadelesinden Yüce Rabbimiz bahsediyor. Ve son ayetlerde yani 35. ayet-i kerimeye doğru bu surede yani Ahkaf suresinde Hazreti Peygamber'i dinleyen cinlerin konuşmalarından, bu cinlerin kendi kavimlerine gidip diğer cinleri de davet etmelerinden ve gökleri ve yeri yaratırken yorulmayan Allah'ın insanı yeniden yaratırken de yorulmayacağından Yüce Rabbimiz bahsediyor. Yani insanı yaratmak ne ki? Bu kadar dağları, taşları, kainatı, bizim bildiğimiz memleketleri, bilemediğimiz memleketleri yaratan, okyanusları, denizleri yaratan ve her şeyi yerli yerince yapan Allah için aciz bir insanı yaratmak nedir ki? İnsanı düşünmeye sevk eden ayetler, tefekküre sevk eden ayetler. Kur'an'da çokça vardır. Kur'an-ı Kerim'in uslubunda çokça tefekkür vardır. Onun için ben kardeşlerime Kur'an-ı Kerim okumakla beraber e, belgeselleri de bazen yani ilmi belgeselleri, bilimsel belgeselleri, hayvanların anlatıldığı belgeselleri, çok güzel belgeseller var. Onları izlemelerini tavsiye ederim. Bu te, e, tefekkür anlayışımızı çoğaltıyor. Yani arıların bir bal yapması mesela, e işte dağların mesela e, dağları kazık diye çaktık diyor yeryüzüne Mevla Teala. İşte gökyüzüne bakıyorsun direksiz duran bulutlar var. Gezegenler, alemler var mesela. Mesela okyanuslar nasıl oluştu denizler? Denizlerin içerisinde yaşayan binlerce varlık. Yani bizim bildiğimiz 3-5 tane balık çeşidi var değil mi? Daha nice nice orada varlıklar var, yaşayan canlılar var. Hepsinin rızkını veren Mevla Teala. İşte bu konularla bu sure bitiyor. Daha sonra Muhammed suresine geçiyoruz. Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. İsmini ikinci ayette geçen Muhammed kelimesinden almıştır. Diğer adı da Kıtal suresidir. Genel hatlarıyla savaş hukukuyla ilgili bazı emir ve tavsiyeler bu surede yer alıyor. Yani Yüce Rabbimiz dedik ya her zaman söylüyoruz. Her konuyla alakalı hükümler, ayetler belirlemiş. İslam dininde Savaşın da bir hukuku vardır. Öyle kafana göre takılamazsın, kafana göre iş yapamazsın. Savaşın da bir hukuku var. Mesela kadınlara dokunamazsın savaşta mesela. Eğer karşında bir şey olarak, savaşçı olarak durmuyorsa. Öteki tarafta arka planda kalan kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunamazsın mesela. Böyle hukuki kurallar vardır bizim İslam dinimizde. Ama batıya baktığın zaman, kafirlere, hainlere baktığın zaman, zalimlere baktığın zaman hiçbir hukukları yok. Yani mazlumlar ellerine düşmeye görsün her türlü işkenceyi, her türlü sıkıntıyı, her türlü tecavüzü, aşırılığı kendilerinde hak olarak görmüşler bu hainler, bu zalimler. Onun için ente mevlana alel, alel kavmil kafirin. Her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Amin der e. son ayette Bakara suresi nasıl bitiyor? Sen bizim Mevlamızsın. Bu kafir kuruha karşı, bu zalimlere karşı bize yardım eyle diye bitiriyoruz. Bütün yeryüzü mazlumlarını, mustazaflarını, bütün mümin ve mümine kardeşlerimizi Rabbim esaretten kurtarsın. Kafirlerin elinden, zalimlerin elinden kurtarsın. Müslümanlara, İslam alemine o eski yeniden izzetine kavuştursun inşallah. Yüce Rabbim kavuştursun. Amin, amin, amin. Kıymetli dostlar, Muhammed suresinin 1 ila 11. ayetler arasında kafirlerin yaptığı amellerin boşa çıkacağı, savaş esirlerinin durumu, Allah'ın dinine yardım edenlere yardım edileceği, helak olmuş kavimleri ibret nazarıyla görmek gerektiği yüce Rabbimiz tarafından anlatılıyor. Daha sonra gelen ayetlerde Allah Teala'nın iman eden ve salih amel işleyenleri cennete koyacağını yüce Rabbimiz beyan ediyor. Kafirlerin hayvanlar gibi yaşadıklarını Yüce Rabbimiz söylüyor. 12 ile 19. ayetler arası Muhammed Suresi. Açıp bakabilirsiniz. Niçin kafirler hayvanlar benzetmesi var? Şimdi hayvana hayvanların bile aslında neyi vardır? Bir özelliği. Yani Allah'ın verdiği görevi yaparlar. Mesela köpeğin ne vardır? Bekçilik görevi vardır mesela. Tavuğun ne görevi vardır? Yumurta yumurtlar mesela sahiplerine. İnek görevini yapıyor mesela süt veriyor. Aslında hayvanlar bile Allah'ın kendilerine yüklediği vazifeyi yapıyorlar. Ama yani burada hayvan teşviği örneği ne anlamda? Hayvanlar yerler, içerler. Yani üç basamağı vardır. Yer, içer, tuvalet ihtiyacını görür, cinsellik ihtiyacını görür, bitti. Şöyle bir üç oda düşünün. Yatak odası, tuvalet ve mutfak. Bu üçlü arasında geçen bir hayat, izzetli bir hayat mıdır? Asla. Şerefli bir hayat mıdır? Asla. Yani düşünün. ibadet yok. Kulluk yok. Allah'a dua yok. Tazarun yazdı yaz yok. Yemek var. Mutfak. Yatak odası var. Tuvalet var. Tamamiyle tamamiyle nefsani bir hayat. İşte bu hayat tarzı. İçerisinde akletme akletme yok. Allah'ın verdiği aklı kullanmak yok. Vahye tabi olmak yok, kulluk yok. İşte bu hayat hayvanlardan aşağı olan bir hayat. Bundan Allah'a sığınırız. Muhammed Suresi'nin son ayetlerinde Hazreti Peygambere itaat etmenin gerekliliğine yüce Rabbimiz beyan ediyor. Allah sevgisi peygambere tabi olmaktan delili geçer kardeşlerim. Allah'ı çokça sevdiğini söyleyen bir kişi peygambere ne kadar tabi oluyorsa, ne kadar seviyorsa o kadar Allah katında kıymetlidir. Daha sonra Fetih Suresi geliyor. Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Sure ilk ayette geçen açık fetih kelimesinden dolayı bu isimle anılmıştır. Buradaki fetihten maksat Hayber'in fetihi bazı müfessirlere göre ise Mekke'nin fethidir. En doğrusunu Allah bilir ama müfessirlerin farklı görüşleri var. Hudeybiye anlaşmasından hemen sonra hemen sonra nazil olmuştur. Hudeybiye anlaşmasının zarar değil, hayır ve fetihler getireceği müjdelenmiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorlar. Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edecekler, ibadet edecekler. Yani Mekke'nin fethinden önce. Gidiyorlar, ashabıyla beraber Peygamberimiz Hudeybiye denilen mekanda orada kalıyorlar. Tabi Mekke'ye girecekler ama Mekke'de hala Mekkeli müşrikler hakim durumda. Daha sonra onların sözcüsü geliyor. Ve en neticede bir takım im, e, anlaşma imzalıyorlar. Hudeybiye Anlaşması diye geçer Siyer tarihinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlaşmaya tabii ki mührünü vuruyor, imzasını atıyor. Ama bu bazı sahabilerin hoşuna gitmiyor. Çünkü anlaşmada ilk başta anlayamayacağımız çok zor olan, çok sahabilerin zoruna giden şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi bu sene hac yapmadan geri döneceksiniz vesaire vesaire. Yani bizden birisi size tabi olursa geri teslim edilecek, sizden birisi bize tabi olursa geri teslim edilmeyecek gibi şeyler var. Sahabiler tabi şaşırıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları teskin ediyor, onlara nasihat ediyor. Ve neticede işte Fetih suresi iniyor. Fetih suresinde bu anlaşma nın neticesinde bu feth sure geliyor ve bir fethi müjdeliyor. Ve gerçekten de daha sonra işte ne fethi gerçekleşiyor? Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Bu anlaşma her ne kadar Müslümanların aleyhine gibi gözükse de daha sonra lehine dönüyor kardeşlerim. Bu fetih suresinde, fetih suresi ayrıca manevi bir güçtür. Yani zorda kalan, darda kalan müminlerin işte savaş halinde, cihat halinde fetih sureleri okumaları da Manevi bir dayanaktır, manevi bir güçtür. Kur'an her yönüyle şifadır, her yönüyle mucizedir. Yani lafsi olarak kendisini orijinal metninden okumak bir güzelliktir, berekettir, sevaptır. Mealinden, tefsirinden okumak, akletmek, düşünmek. Bunların hepsi bir Müslümanda olması gereken hususlar. Bir ila dokuzuncu ayetler arasında Hazreti Peygamber'e açık bir fethin nasip edileceğinden, Peygamber Efendimiz'in geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığından Yüce Rabbimiz bahsediyor. Daha sonra gelen ayetlerde ümre yapmak için Mekke'ye giden Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmayan münafıklardan bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz'in ve müminlerin Mekke'den sağ salim dönmeyeceklerini zannettikleri için onlara katılmamışlardı. Ancak Hayber fethedilince de ganimetten pay almak istediler bu münafıklar. Son ayetlerde de Fetih suresinde peygamber efendimizin gördüğü rüyanın Allahu Teala'nın izniyle gerçekleştiğinden, müminlerin birbirlerine karşı merhametli olduklarından, düşmana karşı ise sert olduklarından ve benzeri konulardan bahsederek sure bitiyor. Özellikle bunun altını çizelim. Müminler diğer müminlere karşı merhametli olmalılar. Yani bizler mümin kardeşlerimize karşı merhametle muamele etmeliyiz. Merhametli olmalıyız. Kafirlere karşı, hainlere karşı ise şedid olmalıyız. Kalbimizde Müslümanların sevgisi olacak. Kalbimizde müminlerin sevgisi olacak. Bu akrabamız olabilir, komşumuz olabilir, dostumuz, arkadaşımız olabilir. Hasetçilikten, kibirden uzak duralım. Allah için Müslüman kardeşlerimizi sevelim ve sevilelim. Hucurat suresine geçtik kardeşlerim. Hucurat suresinde de çok önemli dersler var. Özellikle hem Allah'a itaat, peygambere itaat, daha sonra kardeşlerim insanlarla olan ilişkilerimizde nelere dikkat edeceğiz? Bununla alakalı çok önemli dersler var. Muhakkak Hucurat suresini bir tefsirden okuyun. Medine-i Münevvere'de inmiştir. 18 ayettir. Hucurat odalar demektir. Peygamber Efendimizin yaşadığı odalar kastedilmiştir. <laughs> Adab-ı muaşeret içerikli bir suredir. Bir ila 5. ayetler arasında Allah'ın kitabının ve Hazreti Peygamber'in sözlerinin önüne hiçbir şey geçirmemek ve Hazreti Peygambere karşı saygılı olmak gerektiği ifade ediliyor. Şimdi Allah'ın rızasını mı kazanmak istiyoruz? Allah'ın kitabını her zaman öncelemeliyiz, okumalıyız, anlamalıyız, yaşamaya çalışmalıyız. Peygam ikincisi peygambere itaati Yüce Rabbim farz olarak beyan etmiş. Yani peygambere tabi olmak, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi namaz kılmak. Yani amellerin makbul olabilmesi için ne gerekiyor? Birincisi iman lazım, İman olmadan ameller yani adam iman etmeden istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun olmaz. İman en birinci şart. Daha sonra niyetin güzel olması lazım. Yani Allah için yapılması lazım. Başka bir gaye, başka bir hedef varsa o da olmaz. Üçüncü bir şık, peygamber efendimizin yaptığına, şerate, İslam'a uygun olması lazım. Mesela ben namaz kılıyorum. Ee, canım çekti. Şimdi yatsı namazı dört rekat ya farzı. Benim canım çok namaz kılmak istedi. Ben farzını altı yapacağım, beş yapacağım. Dediğin zaman ne olur öyle yaptığın zaman? Dinden imandan çıkarsın. Niye? İslam'ı bozduğun için, İslam'ı değiştirdiğin için. Hiç kimse kafasına göre dört tekatlık farzı beş, altı, yedi yapamaz. Demek ki bunu nereden öğreniyoruz? Peygamberimizden öğreniyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de yatsı namazın dört tekatı olduğu söylenmez. Peygamber'e tabi olun der. Peygamberimiz de benim yaptığım gibi hac yapın, benim kıldığım gibi namaz kılın buyurur. Biz de 1400 seneden beri Peygamberimiz nasıl ibadet ettiyse... Nesillerden nesillere böyle aktarılarak gelmiştir. Hucurat suresinde işte Allah'a itaatten, peygambere itaatten çokça bahsediliyor. Daha sonra müminlere bazı uyarı ve tavsiyelerde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Mesela bunlardan bir tanesi, fasık birisinin getirdiği haberleri araştırın diyor Yüce Rabbimiz. Demek ki haberlere hemen inanmayacağız. Bunu söyleyen kim? Bu yaygar yaygarayı koparan kim? Bu kimin safında? Bu hak ve da batıl davasında nerede bu insanlar? Her duyduğumuz habere inanmayacağız. Her gelen şeye inanıp da birilerini linç etmeye kalkmayacağız. Sonra pişman oluruz. Dünyada da pişman oluruz, ahirette de pişman oluruz. Kimsenin aleyhinde hemen paldır küldür konuşmayacağız. Bir haber oluyor, yalan bir haber. Herkes Facebook'unda, WhatsApp'ında sağda solda paylaşıyor. Aa! Ertesi gün büyük anlıyoruz ki yalan habermiş. Böyle bir şey yokmuş. Onun için kıymetli dostlar, kendimize çeki düzen verelim. Kendimize çeki düzen verelim. Haberleri izleyip de Sağdan soldan haberleri dinleyip görüp de kafamıza göre yorumlar yapmayalım. Gerçeklik payı ne kadar bilmiyoruz. Kavga eden ya da savaşan müminleri barıştırın diyor yüce Rabbimiz. Peygamberi, peygamberin aranızda olduğunu unutmayın diyor. Neyle peygamber aramızda? Hadisleriyle, sünnetleriyle. Birbirinize kötü lakaplar takmayın diyor yüce Rabbimiz. Ve ya eyhellezine amenu hütenibu kesirun minazzan. İnne ba'daz-zan ismun ve la Ey iman edenler, zannın bir çoğundan sakının. Çünkü onun bir kısmı günahtır buyuruyor. Bakın, gıybeti yasaklayan Hucurat Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde Allah evvela kötü zannı yasaklıyor. Müslümanlara karşı kötü düşünce beslemeyeceğiz. Hüsnü zan, iyi düşünce besleyeceğiz. Daha sonra ve <laughs> la Birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın diyor. Birbirinizin durup dururken geçmişini yani bir adamın devlette bir rolü vardır. Bir insan araştırılması gerekir bazı konulardan dolayı. O başka bir şeydir. Yani sen bir şahıs olarak filanca kişiyi bu geçmişte ne yapmış, ne sana ne? İnsanların geçmişinden, insanların geçmişindeki yaptığı günahlardan değil mi? Bize ne? Bizi ilgilendirir mi? Herkesin Allah'la arasında. Velatecessesu birbirinizin ayıp ve kusurlarını araştırmayın diyor yüce Rabbimiz. Daha sonra eyühü ebbu lehme, lahme ehihi meytan tumu. Herhangi biriniz ölmüş olan kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? ihtumu bundan tiksindiniz değil mi? İşte gıybet de böyle bir şey. Dedikodu da böyle bir şey. Fitne fesat da böyle bir şey. Vettekullah Allah'tan korkun. İnnallah Allah rahim. Muhakkak ki Allah tevbeleri çokça kabul edendir buyuruyor. Ve başka konulardan da Yüce Rabbimiz bahsederek Hucurat suresi bitiyor. Dediğim gibi her sure böyle ama özellikle bir Hucurat suresini bir tefsirden okuyalım kardeşlerim. Daha sonra Kaf suresi geliyor. Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. 45 ayettir Kaf suresi. Kaf harfiyle başladığı için bu sureyi bu harfle başladığından dolayı Kaf bu isimle anılmıştır. Yani Türkçe'de okunurken Kaf diye yazılır ama Kaf'tır onun aslı. Burada kıymetli dostlar Kaf suresinde Kur'an'ın önemine dikkat çekilmiş. Yeniden dirilişin hak olduğunu Yüce Rabbimiz beyan etmiş. Bir ila 15. ayetler arasında Kaf suresinde Kur'an'ın azametinden, kafirlerin şaşkınlıklarından, hakkı inkar ettiklerinden, Allahu Teala'nın yarattığı kevni delillere bakmadıklarından yeniden dirilişi anlamak için suyun, Ölü toprağa nasıl hayat verdiğinden Yüce Rabbimiz bahsediyor. Bakın mesela şu anda e, ilkbahardan çıktığınız zaman düşünün. Kışın lapa lapa yağan karlar bütün her tarafı kaplıyor beyaz örtü. Yani tomates, biber, patlıcan vesaire meyveler, sebzeler yetişmiyor. Bembeyaz kar yani buğday arpa çıkamaz. Çünkü toprak ölmüş gibi oluyor adeta. İlkbahar geldiğinde güneşin ısısıyla toprağı ısıttığında Allah'ın izniyle yağmurlar yağdığında topraktan tekrar buğda ve arpa ya çıkıyor. Yani ölü olan toprağın yeniden dirilmesi nedir? Bizler için bir ibrettir, derstir. Yeniden dirilmeye bir örnektir. Ve son ayetlerde Gaf suresinde çok güçlü milletlerin de helak edildiklerinden Yüce Rabbim bahsediyor. Onun için bugün yeryüzünde süper güç dedikleri güçlere siz aldanmayın kanmayın. En güçlü olan Allah'tır Celle Celaluhu. Tarih boyunca da en güçlü görülen milletler helak olup gitmiştir. Kur'an'ın öğüt kitabı olduğundan, müşriklerin incititi, incitici sözlerine karşılık sabırlı olmak gerektiğinden ve Kur'an ile uyarılarda bulunmak gerektiğinden Yüce Rabbimiz bahsederek Gaf suresini bitiriyor. Ve Zariyat suresi Mekke-i Mükerreme'de inmiştir, 60 ayettir. Surenin başında geçen Zariyat kelimesi surenin ismi olmuştur. Zariyat kelime olarak kıymetli dostlar, savuranlar demektir. Burada ise savuran rüzgarlar anlamında kullanılmıştır. Bu surede Hz. İbrahim'den, Hz. Lut'tan Yüce Rabbimiz bahsediyor. İşte Zariye suresi 56. ayet-i kerime وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayet-i kerimesini de inşallah önümüzdeki derste daha detaylı göreceğiz. Çünkü burada 30. ayet-i kerimeye kadar ee, gelmiş olduk. İşte Hazreti İbrahim'i Hazreti Lut'tan bahsediyor. Daha önce bunları da ben kısalar size kısaca anlatmıştım. Ee, süremiz burada bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde 27. cüzde devam edeceğiz. Zariyat suresinin 31. ayet-i kerimesinden e, devam edeceğiz. Zariyat suresini biraz daha detaylı inşallah bir sonraki cüzde tanımış olacağız. Subhâneke ve bihamdik nestağfiruke ve etûbü نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ